Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler saygılar. Bu eğitim videomuzda 5. sınıf öğrencilerimiz için 1. dönem 2. fen bilimleri yazı sınav soruları ile ilgili soru çözümlerimize birlikteyiz. Örnek senaryo birimizde toplam 7 tane sorumuz vardır. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz ayın ile ilgili. Ay güneşler oldukça küçük olmasına rağmen dünyadan bakıldığında güneş ve ayın hemen hemen aynı büyüklükte görünmesinin sebebi nedir arkadaşlar güneş dünyadan aya göre daha uzak olduğundan dolayı ay ile aynı büyüklükte görünmektedir. İkinci sorumuz, ikinci sorumuzun kazanımı canlılarla ilgili benzerlik ve farklılıklarını sınıflandırma ile ilgili. Canlıların temel sınıflandırması ile ilgili bir tablo verilmiş. Buradaki şemada boş bırakılan yerleri birlikte dolduralım. Canlıları burada 4 bölümden ayırmış. Evet, birinci bölümümüz arkadaşlar mikroskobik canlılar. Mikroskobik Canlılar Hemen tablomuzu düzenliyorum. Evet mikroskobik canlılar İkinci bölüm Mantarlar Sonra altında mantarların çeşitleri var İlk mantar çeşidimiz küf mantarları Diğer çeşidimiz maya mantarları Sadece Küf ve maya olarak yazdım. M mantar yazabilirsiniz yanına ve üçüncüsü parazit mantarlar en altta da zaten şapkalı mantarları verilmiş diğer bölüm bitkiler olarak vermiş zaten ana grubumuzu bitkilerin alt grupları çiçekli bitkiler var ikinci grubumuzda çiçeksiz bitkiler bit nokta şeklinde kısaltarak yazdım tablomuza rahat sığması için Dördüncü bölümümüzde baktığınız zaman iki ana alt bölüm ayırmış omurgasız hayvanlar diye. Ana başlığımız hayvanlar ana grubumuzun başlığı hayvanlar. Hayvanları biz omurgalı ve omurgasız diye ayırıyoruz. Buraya omurgalı hayvanlar yazdık. Ve alt tarafında da omurgalı hayvanların alt gruplarını yazalım. Bunlar neydi? İlk grubumuz memeliler. İkinci grubumuz kuşlar. Üçüncü grubumuz sürüngenler. Dördüncü grubumuz balıklar. Ve son grubumuz kurbağalar. Evet diğer sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçme ile alakalı bir sorumuz var. Burada özdeş yani aynı olan 3 tane dinamometremiz var. Bu dinamometrelerde P, R ve S cisimleri var. Ve buradaki uzama miktarlarını verilmiş. Önemli olan bilgi P cisminin ağırlığı 60 Newtonmuş. Evet P'nin ağırlığına baktık 60 Newton. Dinamometrede kaç bölme var 60 Newton'u tartarken? 1, 2, 3, 4 bölme var. Ben 60 Newton'u 4'e böldüğün zaman buradaki her bir bölmenin 15 Newton'a denk geldiğini göreceksiniz. R'de baktığımız zaman 3 tane var. 15 çarpı 3. Buradaki R benim 45 Newton'a eşittir. S'de ise 2 tane olduğu için 15 çarpı 2. S'nin de 30 Newton'a eşit olduğunu bulduk arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre yapma modeli ile ilgili bir soru verilmiş. Buraya bakalım. Birinci öğrenci dinamometresini yaparken paket lastiği kullanmış. İkinci öğrenci bakır tel kullanmış. Bu tasarımlardan hangisinin doğru olduğunu birlikte söyleyelim. dinamometre kullanırken arkadaşlar buradaki kullandığımız cisim mutlaka esnek bir cisim olması gerekiyor. Bakır tel esnek olmadığı için uygun değildir. Doğru olan paket lastiğidir. Bunun sebebini kısaca bir cümleyle ifade edilip birinci öğrencinin yaptığı tasarım doğrudur. Çünkü dinamometre esnek malzeme ile yapılmıştır. Geçelim 5. sorumuza. 5. soru bakalım ne ile alakalı? Sürtünme kuvveti ile alakalı bir sorumuz var. Bir öğrenci görseldeki cismi en az 60 Newton kuvvet uygulayarak hareket ettiriyor. Evet bu bizim için temel bir bilgi. Buna göre 50 Newton'u kuvvet uyguladığında cisim hareket eder mi? sebebiyle yazalım diyor. Evet burada cisim hareket etmez. Cismin hareket etmesi için benim uygulamam gereken kuvvet evet burada da verdiği gibi en az 60 Newton kuvvet uygulayacağım ki benim bu cismi hareket ettirmem gerekiyor. 50 Newton uyguladığım için bu cismi hareket ettiremem. Buraya yazalım. Cismin hareket edebilmesi için en az 60 Newton kuvvet uygulanmalıdır. 50 Newton hareket ettirmek için yeterli bir kuvvet değildir arkadaşlar. Devam edelim 6. sorumuza. Altıncı sorumuz sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareketlerine etkisiyle ilgili bir sorumuz var. Özdeş eğik düzemler. hepsinde eğimleri aynıymış. Ancak buradaki yüzeydeki K, L ve M maddeleri farklı maddelerle kaplanmış. Bir cisim bu ilk düzlemlerde şekildeki gibi serbest bırakılıyormuş. Cismin zemine ulaşma süreleri alındaki K, L, M. Evet demek ki K'nın ulaşma süresi en büyükmüş. Daha sonra L'ymiş. Ve en son M olarak belirlenmiş. Burada ulaşma süreleri dediği için arkadaşlar demek ki K'deki süre en uzun olduğu için buradaki sürtünme kuvveti en fazladır. Bu arada sürtünme kuvvetleri büyükten küçüğe diye sorduğu için süresi uzun olanın sürtünme kuvveti büyüktür. Demek ki K'deki sürtünme kuvveti L'den büyük, L L'de M'den büyüktür. Yani buradaki süreyle sürtünme kuvvetleri aynı doğrultuda devam edecek. Devam ediyorum. Yedinci soru. Bir sporcu halteri kaldırmadan önce elinden kaymasını engellemek için görseldeki gibi özel bir toz sürmektedir. Buna göre tozun sporcunun elinden halterin kaymasını engellemesinin sebebini açıklayalım. Buradaki tozun faydası nedir? Sürtünmeyi azaltmaktır. Eli ile halter arasındaki oluşan sürtünmeyi artırmaktır. Burada sürtünmeyi artırdığı için arkadaşlar eli kaymayacağı için halteri daha rahat ve daha güvenli şekilde kaldırabilecektir. 8. Soru: Aşağıdaki görsel üzerindeki bir maddede meydana gelen hal değişimleri numaralandırılmış. Bana buradaki numaradaki hal değişimlerinin isimlerini soruyor. Burada bakalım, buz ve su arasındaki değişimi soruyor. Buradaki buz, baktığınız zaman bir numara, buza doğru geliyor. Yani e, bu, buzun e, gaz halden buz haline geçmesi demek arkadaşlar. Su buharından buz haline geçmesine biz kırağılaşma diyoruz. Buraya kırağılaşma yazalım. Buradaki bir numara bakın buza doğru geliyor. İki numarada bunun tam tersi buzun katı halden direkt gaz haline geçmesi. İki numaraya da biz süblimleşme diyoruz. Üç, üçte ise buzun Su hale geçmesi, katı halden sıvı hale geçmesi, yani erime olayını gösterir. 4'te bunun tam tersi, erimenin tersi, suyun sıvı halden buz haline, katı haline geçmesine biz donma diyoruz. 5 de ise sıvı olan suyun gaz haline geçmesine buharlaşma diyoruz. 6 de ise suyun gaz halinden Su buharı halinden yani su haline, sıvı haline geçmesine yoğuşma denmektedir. B bölümünde ısı alarak gerçekleşen hal değişimlerinin numaralarını yazarız. Evet buradaki 2, 3 ve 5 numarada ısı alarak hal değişimi gerçekleşmiş. Evet birinci senaryomuz bitti. İkinci senaryoya başlayan İki, örnek senaryo 2'de toplam 5 adet sorumuz var. Evet birinci sorumuz 15 Ekim 2023 tarihinde ayın görünümü aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki sorulara cevaplanıyoruz. Ayın verilen tarihlerdeki evrenin adlarını yazın. Evet 8 Ekim 15 Ekim yani bir hafta öncesi bir hafta öncesinde son 4'ün 15 Ekim'den 1 hafta sonrasında ise ilk dördün. Ayın verilen tarihi evrelerini görünümünü Çizelim. Evet buradaki 8 Ekim son dördünü çiziyorum. Son dördünün görüntüsü bu şekilde. Diğerinde ise ilk dördün onun tam tersi şeklinde. Bu şekilde ilk dördün olacaktır. İkinci soru buradaki görselleri verilen canlılara bakalım. Buna göre sorulara cevaplanan Omurgalı canlıların numaraları. Buradaki omurgalı canlılar bir numara yarasa omurgalıdır. Daha sonra dört numaralı tavuk omurgalıdır. Beş numara kurbağa omurgalıdır. Altı numara timsah omurgalıdır. Yedi numara alabalık. Sekiz numara ayı. Daha sonra dokuz numara yılan omurgalıdır. Serçe omurgalıdır. 11 numaralı yunus omurgalıdır. İkinci soru sürüngenler sınıfına ait olanları yazalım. Sürüngenler sınıfında buradaki 6 numaralı timsah ile 9 numaralı yılan bu gruba girmektedir. Balıklar sınıfına ait olanlara bakalım. Balıklar sınıfına ait olan 7 numaralı alabalık. Yumurta ile çoğalanlar Buradaki kelebek, salyangoz, tavuk, kurbağa, timsah, alabalık. Daha sonra 9 numara yılan, 10 numara serçe. Kaydırıyorum. Daha sonra 11 olmaz. 12 numaralı örümcek bunlara örnektir. Vücutları pullar ile kaplı olan canlıların numaralarını yazalım. Buradaki 6 numara timsah, 7 numara alabalık ve 9 numaralı yılan. Vücutları tüyler ile kaplı olan, evet tüyler ile kaplı olan 4 ve 10 numara olacaktır. Üçüncü soru, dinamometre modeli tasarlanırken neden esnek bir malzeme kullanılması gerektiğini kısaca açıklayalım. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Kuvvetin esnek cisimler üzerindeki şekil değiştirme etkisinden faydalanabilmek için Esnek bir malzeme kullanılır. Dördüncü soru. A, B ve C yüzeylerine şekilde birdeki gibi oluşturan üzerindeki bir cisim yay ile çekilerek hareket ettirilmekteymiş. Cisim en az kuvvetle hareket ettirildiğinde yayda meydana gelen uzama miktarına ait şekildeki grafik var. Baktığımız zaman grafiğe B'deki uzama miktarı en az... A'daki 4, C'deki ise 8 cm uzama miktarı verilmiş. Bu yüzeylerden oluşturan yollarda aynı hıza sahip özdeş 3 araç K noktasında fren yapmış. Bu araçların durana kadar alacakları mesafeleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Evet burada uzama miktarı en az B'de olduğuna göre arkadaşlar buradaki mesafem en büyük B olması gerekiyor. Daha sonra A ve en küçük C olacak. 5. soru atış sporlarımızdan biri olan yağlı güreş pehlifanların vücutlarını görseldeki bir alınması sebebiyle adı e, bu adı almıştır. Bu sporda yağın kullanılmasının pehlifanların birbirine tutması üzerindeki etkisini soruyor. Burada yağ tabii ki kaygan bir maddedir. Sürtülmesi azdır. Cevabımızı yazalım. Yağın yüzeyler arasındaki sürtünme Hemen düzeltiyorum. Sürtünme kuvvetini azaltması için pehlivanların birbirlerini rahat tutmamaları için kullanılır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.